Akıntıdan oluşmuş, doğal oluşummuş. Hı-hı. Peki bakın bir şey daha var. Hani doğal ya bunlar, hep tesadüf ya doğal. Bosna piramidi de doğalmış. Ondan sonra burada dedik ya, burnumuz piramit olsun dedik. Şurada Japonya var. Aynı düzlemde eşit miktarda ters tarafa gittiğiniz zaman neyle karşılaşıyorsunuz? Orada da şununla karşılaşıyorsunuz. Bahama açıklarında Bermuda şeytan üçgeni. Ve bu üçgenin tam ortasında, merkezinde, suyun 2000 metre aşağısında, Mısır'daki piramitlerin iki katı büyüklüğünde kristalden, bakın, piramitler bulundu. Ben söylemiyorum, kanal bilgisi de demiyorum. Bilimsel bunlar iddialar diyorum. Ve sanki bu çok normalmiş. Hani haftada bir böyle bir şey bulunuyormuş gibi. Ondan sonra hiç kimse bunlarla ilgilenmiyor. Ya yani kristalden piramit var, okyanusun dibinde. Onu da mı maymun yaptı birader? Yani nedir artık bu şey? Bir açıklayın, birisi de tutarlı bir şekilde bunları açıklasın. Bunlar nasıl eşit uzaklıkta oluyor? Nasıl aynı düzlemde oluyor? Bakın, Bermuda şeytan üçgeni. Ya biri de Evet. karesi desin. Sonra yine üçgenden oluşan Mısır piramidi, piramidal üçgen, kristal piramit. Bakın bağlantıları. Sonra da Yonagami'de taştan yine piramitler var. Sizce dünyanın neredeyse Mükemmel 20... bir hesaplama. E Evet, tabii. mükemmel bir matematiksel hesaplama. Kristal piramitler şimdi araştırılmıyor mu? Hiçbir şey yok mu? Ben çok şaşırdım o kristal Şimdi piramitlere. bunu ilk kim buldu? Kaptan Kusto. Kalipso vardır ya, meşhur denizaltısı. Bizlere bu Evet. heyecanı veren. Ondan sonra işte Fransız bilimci. Evet, o zaman o kadar dalınamıyordu. Ama dalabildikleri kadar araçla dalıp sonarla, radarla dip yüzeyi tararken aynen böyle işte normal şöyle şöyle gidiyor şeyleri. Ondan sonra bir bakıyorlar zzz diye böyle tam piramit şeklinde bir şeye denk geliyor. Ya diyor, bu doğal olması mümkün değil. Orada tespitini yaptı. Ama ondan sonra işte hayatını kaybetti ve sonraki bilim teknoloji ilerledikten sonra başka araçlar gittiler. Bunun görüntüleri var, internete yazsanız çıkıyor, böyle yeşil yeşil çekmişler. Yani cam ya da kristalden oldu. Yani şimdi şunları, Orada Japonya'da kalıntılar evet falan var evet herhalde. doğal oluşum bu. Tamam. Gösterin iyice baksın insanlar, doğal Evet. oluşum nasıl oluyor? Yani bunu doğal oluşum diyen profesörler, konunun uzmanları var. Onlar doğal oluşum diyor. Bizim gibi komplo teorisyenleri, bunlar doğal değil sanki gibi olaya yaklaşıyoruz. Yine Kim? boynuzların arasında mı yuvarlak? Aynı o simgeyle. Şimdi Hatta kapı filan görünüyor. Evet, kapı filan var. Yani aynı o doğal, o simgeyle. akıntıdan oluyor onlar. O kapılar falan. Hep kuvvetli bir akıntı var. Kapıyı pencereyi benzetiyor yani. Şimdi o sembolün aynısını Oğuz Kağan'da görürseniz, o sembolün aynısını işte Zülkarneyn mevzuunda görürseniz, o sembolün aynısını Mısır'da görürseniz, ondan sonra Çin'deki Şiyan bölgesinde Türk piramitlerinde görürseniz, o sembolün olduğu yerdeki yazıları 30 bin yıllık Bosna piramidinin tünellerinde ön Türkçe yazıları görürseniz, bu işin ne kadar önemli ve geriye giden Türkleri de içine alan muazzam bir hakikate yol açacağını öğrendiğiniz anda, eğer sizin kanınız, DNA'nız ve tarafınız bu kulvarda değilse, o zaman doğal oluşum deyip kaçarsınız. İşte bu kadar. Yeterince açıkladım mı bilmiyorum ama bu iş, bakın, 30 bin yıllık piramidin altında devasa kütleler var. Dört katman eritilmiş kayalardan oluşuyor. İçinde kristaller var ve bunlar yeraltı sularının tam üstüne konularak yine aynı piramitlerdeki enerji gibi oradaki negatif enerjiyi emiyorlar. Organik, bu da muazzam başka bir konu ama araştırsınlar, şimdi kısaca geçiyorum. O negatif enerji frekansını pozitife çeviren o kristal ve özel seçilmiş kaya katmanları, o enerjileri tüneller vasıtasıyla direktman piramide yolluyor. Ne oluyor sonra enerji? Piramit bunu devasa bir jeneratörmüş gibi, böyle kompresör makinesi gibi sıkıştırıyor geometrik yapısı sayesinde. Ve bu geometrik ve jeolojik yapı, yani bütün enerji, lojik olan ne varsa hepsi kullanılmış. Bakın, jeoloji var, astronomi var, astroloji var, yeraltı su kaynakları var, enerji var, termodinamik, her türlü bilim dalını etkileyecek şeyler var. Yani detaylara çok girip böyle tek konuda takılı kalmak istemiyorum. Bilim insanları Bosna piramidinin altında diyorlar ki 2440 metre aşağıda
metal bir plaka var. Bu plaka yeraltı suyunun tam çatallandığı bölgeye özellikle konulmuş ve suyun oraya vurarak çatallanmasıyla oluşan enerji 10 kW'lık 10 kW'lık bir enerji meydana getiriyor ve bu piramit bu enerji alıp sıkıştırarak çoğaltarak yapısı gereği konumu gereği L hatlarıyla olan şeyi mimarisi kullanılan taşları falan hepsi bir araya gelerek muazzam bir frekans yaratıyor. Peki niye yaratıyor? Ne yapıyor maymuncuklar bu frekansları? Ne için kullanıyor? Diyorum ki buradaki yazılan yazıtlarda Avrupa'da başka yerlerde bulunan yazıtlar var. Fransa'da Clozel tabletleri var. Diyor ki o bölgede bulunmuş başka tabletlerdeki yazılar. Yani bilim insanlarının çevirisi. Çevirisi aynen şöyle. Biz diyor geldik boyut kapısının açacak enerji oluşmadı diyor. Azaldığı için boyut kapısını açamadık diyor. Biz burada kaldık ve diyor tekrardan bir kombinasyon herhalde bekliyorlar. Yani bir zamanı gelinceye kadar burada diyor kalarak onurumuzla bir savaşçı gibi davranmamız lazım. Kapı tekrar açılıncaya kadar diyor. Bakın kayaların üstünde yazan şeye bakar mısınız? Neden bunlar konuşulmuyor? Bunlar nasıl açıklayacaksınız? Başka nasıl açıklaması var bunun? Ve o yazıları inceledim ben ve Osman'a geçide gittim. Dedim ki orada demişler ki işte bulunan yazıları ondan sonra böyle şey gibi yani ön Türkçe yazılarımızda zaten uyumlu. Fransa'da bulunan Glozel bölgesinde tabletler var. Aynı bizim Sümer tabletleri gibi üzerinde yazı şeyleri var. Hiyeroglif benzeri şeyler, semboller var. %55 ona benziyor diye orayla özdeşleştirmişler. Seminerde dedim ki buyurun oturun. Bir Türk olarak geldim. Sizin dedim Glozel tabletleriniz bu. Zaten Fransa Glozel tabletleri de Türkiye yani Türklük bağlantısıyla oraya giden bir akımın sonucu. O da ayrı konu. Ama dedim bu %55 benziyor. Slide'ı açtım. Bu da dedim benim tespitim. Burada dedim %75'inin aynı olduğu bir yer var. Neresi? Orhun yazıtları. Sevgili dostlar. Orhun yazıtları, Viking yazıtları ve ön Türkçe ile %75 direktman tutuyor alfabe. Orada kullanılan şekiller. Şimdi %55'i mi baz alalım? %75'i mi? Siz bu işi çözmek istiyorsanız bu işin ön Türklerle olan bağını incelemek zorundasınız dedim. Yoksa bir sonraki kitabınızda ben size bu bilgiyi veriyorum. Ayağınıza geldim anlatıyorum. Eğer dedim bir sonraki kitapta bu bilgi geçmezse o zaman dedim siz de karşı kıyıdasınız dedim. Onu da altını çizdik. Bir Türk olarak bunu gittim kendisine ilettim. Tespitlerimi. Neden? Ve orada bir şey de daha vardı. İşte sağ olsun çok tebrik etti. Sunumumdan sonra kendisi de bir açıklama yaparken. İşte böyle yine Anunnakiler işte tanrılar filan semboller konuşurken dedi ki işte Zeus, Meus işte işte bunlar işte Greek gods filan deyince orada one minute dedim. Ondan sonra şöyle bir şeyimiz var. Ne oldu? Neden? Zeus Yunan tanrısı. Ya Yunanistan neresi? Durun dedim ya hep beraber buraya gelmişken şey yapalım. Yunanistan aslında İonya değil mi bizim tarihi antik Yunan şeyi? İonya bölgesi. İonya bölgesi İzmir ile Efes'in arası. İzmir Efes arası nerede? Anadolu topraklarında. Yani baktığınız zaman şimdi Anadolu topraklarında başkenti ve asıl yerleşim yeri burası olan bir şeyi neden Yunan olarak değerlendiriyoruz? Bir, şimdi karşı şey cemiyet var dedim ya her şeyi çamur atan bulandıran. Şöyle değil mi? İonya. Tabi neresi orası? Neresi yani? İon nizamı sütunlar var. Ya yani Ege bölgesi. Anadolu toprakları. Şimdi ne oluyor? Anadolu ve Türklükle ilgili kelimeyi kullanma da. Mesela Antarktikalılar yaptı da hemen imzalar profesörler. Yeter ki Türk kelimesi geçmesin. Türkler uyanmasın. Türk tarihiyle bağlantısı çıkmasın. Bir dakika dedim. Eğer dedim siz haklıysanız Yunan bölgesi işte adalarda da var karşı Avrupa kıyı tamam var adamın yazlı oradaymış yazlığa gitmiş. Şimdi baktığınız zaman böyle gırgır şamatayla anlatıyorum. Baktığınız zaman aynı Zeus'u nerede görüyorsunuz? Göbekli Tepe turlarımızda gittik tırmandık inceledik. Ah bir bakıyorsunuz Nemrut Dağı'nın tepesinde baş heykel Zeus. Şimdi Zeus'un orada ne işi var? Hani Yunan adaları ne alaka? Nemrut Dağı'nın tepesi piramittir o da. İçi labirentlidir ve kaç sefer bulunmuştur. Şimdi ne hikmetse açamıyoruz. Çökme tehlikesi var.
60'lı yıllarda İngilizler, Fransızlar nasıl açtı arkadaşlar? Almanlar nasıl girip girip kaybolup bir sürü öldüler kaldılar? Onlar yani teknoloji lazerle mi açtı 60'lı yıllarda? Şimdi açamıyoruz. Nasıl açamıyoruz yani? Bana izin versinler, ben bir haftada oraya bak nasıl dünyaya duyuruyorum. Avuç kadar taş var ya. 10 kişi gelse bir hafta doğru dümdüz olur, ne varsa çıkartırız. İsterseniz tabii. İstemezseniz bahane çok. Neyse, bakıyorum Zeus orada çiğ köfte mi yiyordu diyorum. Her zaman da bunu soruyorum. Ne işi var Zeus? Bakıyorsunuz Zeus'un Enlil olduğunu bilmezseniz, Enlil'in Mezopotamya kültürünün en önemli karakterleri olup Enki'nin üvey kardeşi ve aslında düşmanı olduğunu bilmezseniz, o zaman Anadolu topraklarından kopartırlar. İşte Yunanistan'a senin tarihini, senin bütün kültürünü oraya bağlarlar. Bakın Avrupa'da şu an çok tehlikeli bir şey daha yapılıyor tarihle ilgili. Onu da söyleyeyim. Sümerlerin Türklerle bağlantılı olmadığı ve Sümerlerin Avrupa bağlantısı olduğu, Avrupa'dan buraya geldiği ile ilgili iddialarda bulunulmaya çalışılıyor. Bunu da yani ne, tarihteki bağı koparma, yine tarihle oynamaya çalışılıyor diyorsunuz. Hiç tarih bitmedi ki. Bakın bu hiç bitmedi. Ben diyorum ki size, bakın Mısır'ı da kendi sistemine uygun bir şekilde yalanla, sahtekarlıkla gündemimize getirmişler. Şimdi Sümer'e yapmaya çalışıyorlar. Öbür türlü Bosna piramidine yapıyorlar. Öbür türlü bunları neden yapıyorlar ya? Bırakın neyse olsun, ne olacak? Çünkü maskeleri düşecek. Çünkü bunlar buradaki bize dalga geçiyorlar ya. Ya işte ilim bilim, işte teknoloji, tarih bilmem ne filan. Bunlar yobazın Allah'ı bunlar. Çünkü o tanrılara öyle bir inanıyorlar, öyle bir tapıyorlar ki bu kadar insanı, milyonlarca insanı öldürmeyi seçiyorlar. Georgia'da yazılmış olan taş tabletleri biliyorsunuz. Yani 8 milyar insanı 500 milyonun altında öldür, 500 milyonun altında tut diyor tablet. Orada da çok önemli bir şey var. Bizleri ilgilendiren önemli bir şey var. Gri takım elbiseli birisi işte sahte isimle gidiyor, bilmem ne yaptırıyor. O hangi cemiyete? Gülaç örgütünün adamı. Peki bunlar, orada 10 tane şey var. Bakın Hazreti Musa'ya 10 emir geliyor ya, taş tabletlere yazılıyor. Bunlar karşı sizin Allah'ınızla, yani senin inançlarınla dalga geçip tam ters taraftan 10 tane dilde 10 emir yazıyorlar. Bunlar da bizim 10 emirimiz diyor. Gözümüze sokuyorlar. Ve burada abidik gubidik böyle birkaç milyoncuk nüfusu olan Afrika dilleri var. Bir sürü dil var. Ama Türkçe yok, dikkat ederseniz. Çok önemli yani. Şimdi Türkçe dünyada çok yaygın bir dil. Evet. Ve baktığımız zaman şunu görüyoruz. Neden Türkçe yok? Bilmiyorum, Türkçe çeviri yapamadılar mı yani o cümleyi? Çünkü baş düşmanlar Türkler. Bakın o Anatolia dikenlerin bir numaralı düşmanları Türk kanı, soyu, DNA'sı, tarihi bağlantısı. Yani sadece Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsetmiyorum. Yani bu kafatasçılık yapmıyorum. Kısaca şunu söylüyorum burada. Türk dediğimiz ta Muğ kıtasına kadar geri giden, orijinali humanoid olan, yani DNA'sının dünya öncesinde de insansı olan, saf kan olan aslında ırk. Stonehenge'i inşa edenlerin de Anadolu'dan göç ettiği söyleniyordu. Ne dersiniz, evet, onunla ilgili? Doğru. Yeri gelmişken hani. Bakın ben Stonehenge niye icat edildiğiyle başlayayım size. Tabii ki Anadolu'dan geçen yapacak. Çünkü bu işin orijinali Mezopotamya ve Anadolu. Hep bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden de bu kültürlerde eğer bir şey böyle yakalanırsa çorap söküğü gibi hepsi, Stonehenge'de Mayası, İnkası, Çin piramidi hepsi aynı anda çözülüyor. Ve benim burada işte tabii 3 saat 5 saat bunların başlıklarına yetmez. İşte seminerler yapıyorum, sabahlara kadar anlatmaya çalışıyorum. Delilleriyle, slaytlarıyla, belgeleriyle. Yani ben böyle işte bana bilgi geldi, şuradan geldi, şu gezegenden biri yolladı. Hayır, yani hepsi arkeolojik, bilimsel, tarihsel. Buradan da bir çıkarım, tez. Tez, sentez, antitez. Buyurun diyoruz, hep beraber yapalım diyoruz. Kimseyi bulamıyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Stonehenge dünyadaki güneş ve ayın hareketlerini hesap edebilen ilk bilgisayardır diyor. Nasıl yani diyeceksiniz. Şimdi bilgisayara biz
arkeoloji programı, astroloji programını yükledik. Şu tarihte güneşle ayın konumu ne olacak? Onun frekansal etkisi bizde ne nereden doğacak, nereden batacak? Bilgisayara yazdığım zaman çit diye bize o sonucu vermiyor mu? Veriyor. Onu bilgisayar yapıyor. İşte orada öyle bir geometri kullanılmış ki, öyle bir hizalanma, astrolojik, astronomik bilgi mimariyle, matematikle birleştirilmiş ki, bilgisayardan alacağınız bu sonuçları mimari dizilimlerden, o hizalanmalardan, hizalanma, gölge, güneş işte hizalanmasından size veriyor. Ha Hakan uyduruyorsun. Öyle mi? Bunu ispatla. O zaman gelin hep beraber ispatlayalım. Stone Age'in iki tane çemberi var kabaca. Bu çemberin iç olanının çapı dünyanın etrafıyla, çevresiyle alakadardır. Bunun üstüne şu dünya olsun. Bunun üstüne şöyle ayı eklediğiniz zaman, dünya ve ayı iki tane çember olarak aldığınız zaman tam olarak Stonehenge'in katını göreceksiniz. Yani Stonehenge'deki o iki çember dünya ve ayın direktman ölçeklendirilmiş halidir. Bu da yetmiyormuş gibi oradaki oluşan açı 51.84 olarak Mısır, biraz önce konuştuğumuz Mısır'daki Büyük Piramidin evet. açısına da denktir. Şimdi baktığınız zaman diyorum ya, bilimsel mi değil mi, matematiksel mi diye. Peki bu 51.84 Mısır'daki piramidin açısını Göbekli Tepe diyorum, oraya da geliriz. Hepsi birbiriyle bağlı. Stonehenge'dekiler nereden biliyor? Nasıl biliyor? Neden böyle bir şey yapıyorlar? Ve bu diyecekler ki işte yaza hesaplıyordu. İşte tarım yapmak için, işte ekinleri kesme tarihi için falan, hemen böyle bir insansı bir şey yapıştırıp geçiyor tarihçiler buna. Ben de diyorum ki aynı dönemlerde bakın 2000 küsür yıllık bir denizin dibinden bir şey çıkartıldı. Ankiterya mekanizması diye aratıp bunu detaylı inceleyebilir izleyenler. Ankiterya mekanizması. Ege bölgesinden, Anadolu'dan kalktığı düşünülen bir geminin taşıdığı bir cihaz bu. Batıyor gemi ve onun içinde de işte define, hazine ararken bunu buluyorlar. Ama öyle bir şey ki, şöyle kutu gibi bir şey. Yaklaşık böyle 80 santimlik böyle bir sanduka gibi bir şey. Allah Allah diyorlar, bunun içinde ne var? Bir bakıyorlar, bir sürü çark var içinde. Ve bunun karbon testini yapıyorlar. 2000 yani küsür yaşında olduğu bulunuyor. Yani milattan önceki dönemlere ait. Milattan önce 150 dönemleri falan olduğu tahmin ediliyor. Bakın bakalım buradan ne çıkıyor. Bunu enteresan bir şey olduğu için bilim insanları alıyor. Tabii çarkların kırılmış parçaları var falan ama şimdi 100 tanelik bir dişli varsa o 3 tanesi, 10 tanesi kırıksa siz onun eşit o aralıklarından tamamlayabiliyorsunuz. Bütün o dişlileri orijinal haline getiriyorlar. Ve ondan sonra aynen orijinal saat gibi ve bir sürü dişli var. Aynen bildiğimiz çok gelişmiş bir saat gibi. Çünkü onlarca dişli sistemi var, çark sistemi var. Ve burada bunu, çarkları getiriyorlar ve bir çevirme kolu var. Çeviriyorsunuz siz bunu. Çevirdiğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Dünyanın, ayın, güneşin ve tüm güneş sistemindeki gezegenlerin hem ileri tarihteki hem geri tarihteki istediğiniz zamandaki konumlarını hesap eden bir bilgisayar, mekanik bilgisayar çıkıyor. Ankiterya mı? Bunu primatlar yaptı, öyle mi hocam? Ben öyle demiyorum. Ama şimdi 2000 küsür sene önce bütün güneş sistemini bilip bunların turlarını, çevrelerini, yani birbiriyle olan kombinasyonunu bileceksin. Bir de bilsen de ne işin var? Manyak mısın? Ben Jüpiter bilmem ne. Bana ne? Ne yapabilirim yani? Plüton bilmem neredeymiş. 3 hafta sonra bana sırtını dönmüş. Ne yapayım yani? Bugün bile ilgimi çekmezken, hani ölümcül bir şey yaratmazken, 2000 küsür sene önce ne yapacaksınız bu? Kim biliyordu bunu? Ve bunun öncülü soncülü yok. Baktığınız zaman, şimdi bunu neden örnek verdim? Tek bir yerde değil. Hani o Stonehenge'e inanmazsanız bu cihazı, Ankiterya mekanizması yazın. Bir sürü belgesel çıkacak karşınıza. Sonra oturup kendimize şu soruları soralım. Bizim bunlardan neden haberimiz yok? Bunlar yalan mı? Bakın öncelikle bu adımları lütfen atın. Yani burada detaylı, keşke mesela sadece bu mekanizmayla bir program yapmamız lazım ki görselleriyle, bilgileriyle
inandırıcı bir şekilde delilleri sunup ikna edelim, mutmain edelim herkes. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Bu doğruysa aynısı Stonehenge'de inşaat sistemiyle yapılmış diyorum size. Yani sabit. Bu taşınabilir versiyon. Neden? Adam gemide çünkü. Gemiye Stonehenge yapacak hali yok. Ama o gemideki gittikleri yerler, tarihler neyse belli astrolojik tarihleri baz alıyorlar. Onlara göre hareket ediliyor. Bunun bir sürü şey var. Sümer'e, Mısır'a baktığınız zaman işte güneş sistemlerini görüyorsunuz. İşte bir sürü sistem görüyorsunuz ki tüm zaten piramitlerde de bunu görüyorsunuz. Başka nerede göreceksiniz? Hah, mekanizma bakın. Bunun gibi. Evet. Ve bunun iç çarklarını gösteren şeyler de var. Herkes baksın. Bunların doğal oluşumu bulunduğunda şu şekilde değil mi? Evet, sağdaki şu anda ekranın sağında orijinal hali. O çarkları çıkartıp şey yapıyorlar. Yani internette çok detaylı videoları, belgeleri, bilgileri var. Şimdi bu da mı doğal oluşum? Soruyorum. Yani şu doğal oluşum olabilir mi? Tabii canım. İşte. Tabii. Aynen. Böyle çarklar. Şimdi bakın bu çarkları yapmak da sorun değil. Bu bilgiye nereden sahipsiniz? Tüm güneş sisteminin bilgisini sen nasıl oluyor da biliyorsun ve kullanıyorsun bunu? Bakın bu bunun ispatı değil mi? Ve bu 2000 küsur sene önce oluyordu. Hani medeniyet gelişmişten, ilkelden gelişmişe gidiyordu? Kim ilkel? Kimin evinde böyle bir mekanizma var? Tüm güneş sisteminin hareketlerini biliyor. Şu andaki bu imkanlarla siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum bugün Plüto nerede, şunu nasıl dönüyor, şunun turu ne kadar filan. Yazıp bakmam lazım. Ama o zamanki insanlar bunu yanlarında taşıyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Geçmişte bize anlatılmayan çok gelişmiş uygarlıklar var. Bu uygarlıkların kökeni ta Mu'ya Atlantis'e kadar gidiyor. Ve burada Mu'yla Atlantis ayrışması var. Ve bana göre şöyle, bunlar da ayrı konular tabii, her biri başka bir program konusu aslında. Evet, hep birbiriyle ilintili olduğu için illaki değiniyorsunuz. Kesinlikle, değinmeden anlaşılmaz. Yani ben sadece piramidi anlatayım, piramidin dışına, Mısır'ın dışına taşmayayım. Kimse hiçbir şey anlayamaz. Çünkü açıklayamazsınız. Ben size sadece bir çark anlatarak nasıl saati izah ederim? 50 tane çark var. Sadece birini anlatacağım, siz saati anlayacaksınız. Anlamazsınız ki. Ayrı ayrı ben... Şimdi mesela hocam kristal piramit dediniz. Ben şimdi kristal kafatasını da araya soksam mı, böyle bir durdum. Yani hepsi ayrı bir başlık. Sokun. Tamam, ödevimizi iyi çalıştık. Bakın bu ekranlara bir yani olmaz olur mu? Yani bu ekranlara çıkıyorsak bir bildiğimiz var, bir iddiamız var en azından. Doğrudur, yanlıştır. Kimseyi ikna etme gibi bir zorunluluğumuz, öyle bir amacımız yok. Ama kristal kafataslarını bakın, orada sahtesi çok. Ama şuna bakacaksınız. Orada ölüm kafatasına bakacaksınız. Kristal kafatasında. Burada tam olarak insan kafatasına benzeyen var. Öyle garip garip şekilli olanlar da var. Bunlar farklı bir şey. Ve o ölüm kafatasına baktığınız zaman alıyorlar, inceliyorlar. Kristali o şekilde kesmek inanılmaz zor. Yani kavis yapmak. Bir kere o kadar budaksız, şeysiz kristal bulmanız insan kafatası ölçütünde çok zor. Artı onu öyle oymanız, şekillendirmeniz, cilalamanız İnanılmaz zor. Ve bunu incelediler. Üzerinde hakikaten teknolojik tornamsı aletlerin yardımıyla yapılan şeyleri keşfettiler. Yine yüksek bir teknoloji. Peki bu nerede bulunuyor? Ne tesadüf ki yine piramit şeklinde Maya piramitlerinin bir tanesinin içinde bulunuyor. Yani o kadının adını Edgar Michel miydi? Onun gibi bir isim var. Tamam, şimdi. Araştırma yapan kadın, hatırladım şimdi. Evet. Şimdi babası aslında, araştırmacı babası. Evet. Hatta yaş günü olduğu için kızını işte küçük diye şey yapıyor. Yaş günü hediyesi. Hadi diyorlar, seni işte sarkıtalım piramidin içine. Abi iniyor. Bunu işte buluyor falan filan. Baktığınız zaman ya öyle de iddialar var ki. Mesela o diyor ki dünyada kötü bir şey olacağı zaman o piramitte terleme oluyor diyor. Ondan sonra işte bazı olaylarda, işte böyle negatif olaylarda İşte ışıklar saçıyor, ışıldıyor falan filan diye. Öyle bir şey var, bir enerjisi varmış. Yani. Var var. Tuhaf da bir hikayesi var yani. Rahmetli Atan Erun da anlatmıştı bana. Çünkü biliyorum yani gerçekten o enerjiye gidip yaşayanlar var. Dediğiniz doğru kafatasıyla.
Evet. Ya ölüm kafatası diye araştırırlarsa tam insan kafatasına benzeyen ve çeneyi de yapmışlar ayrı bir kristalden. Yani tam olarak oturuyor. İnanılmaz bir şey. Bunun hikayesi bile başlı başına bir konu. Baktığınız zaman Bir de Aztek Mayalara ait kafatası duvarı var, değil mi? tabii tabii neler neler yani ama hepsine bakın dünyanın nerede anormallik var açıklanamıyor. Benim söylediğim hakikatin gölgesinden oluşuyor. Mutlaka ondan bir alakası var. Yani yöresel olarak bir anomali değil. Yani o kristal teknolojisinde kim kestiyse Peru'daki kayayı da o eritiyor plazma silahıyla. İşte bilmem neredeki Bosna piramidindeki o frekans atma şeyini hala. Yani şimdi hadi bir bilgi de benden olsun. Bosna piramidinin yaydığı frekans 24,28,4 kHz'i biliyorsunuz belki izlediniz belki izlemediniz. Hani takip edenler bilecektir. Manisa'da yer altında kristal piramit var desem aynı frekansı yayıyor desem biraz heyecanlanır mısınız? Heyecanlanmak ne demek hocam? Fazla Manisa'da. heyecanlanmayın çünkü daha fazlasını mümkün değil anlatamam. Ama size şöyle söyleyeyim. Yani biz canımızı dişimize takıyoruz, delirmedik. Rant peşinde koşmuyoruz. Bazı önemli isimler bu konularla dalga geçerken biz bilimsel olarak olaylara yaklaşıp aralarındaki bağı ölçme niyetindeyiz. Anlatamadığımız şeyler oldu. Artık canımızdan olma safhasına geldik. Telde yürüyoruz. Yani ancak bu kadarını söylüyoruz. Ama bunlar maymunla, muzla açıklanabilecek olaylar, bağlantılar, tesadüfler, doğal oluşumlar değil arkadaşlar. Bu kadarını söyleyeyim. Lütfen anlamaya çalışın.